Biz de bir alabilir miyiz? Mehmet. Bir tane ben alabilir miyim? Buraya doğru bakabilir miyiz? Evet, toplara bakayım. Mehmet. Burada en son defa. Beraber buradayız lütfen. Bir yardımcı olabilir misiniz? Şunu ortaya götürelim. Yokmuş hala. Alabilir misiniz? Hala. İki taraflı tut. Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle tekrar karşınızda olduk. Allah utandırmasın, bahtı açık olsun diyorum. Umarım herkesin beğenebileceği, sevebileceği, gururlanabileceği bir film olmuştur. Olumlu, olumsuz her türlü eleştiriye açığız. Her zaman da bunu bekleriz. Banafilm.com'a iletirsiniz. Günün cümlesi olsun dedi. Her şey vatan için. Biraz bilgi verir misiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman, ne kadar? Teşekkür ediyorum. Hazırlık süreci de içerisinde olmakla beraber. Antalya yöresinde genel itibariyle çekildi. Yalnız filmin içerisinde göreceğiniz Polat'ı ilk gördüğümüz yer Erbil olacak. Erbil'de bir operasyonla başlıyor filmimiz. Sonra Büyükada, İstanbul, Okyanus Ötesi ve Akdeniz'in içerisinde olan Kıbrıs'ın Maraş bölgesi de var. O şehirleri de, beldeleri de konuk ettik filmimize. Çok özel bir bölge orası. Normalde herkes giremiyor ama ilk defa herhalde, belki yıllar sonra. Girmiş gibi yaptık. Oraya izin almadan girilmiyor. Sadece belgeseller için izin veriliyor ama biz girmiş gibi yaptık. Güzel de oldu. Buyurunuz. Apandisini orada bıraktı. Sonra tüm diğer arkadaşlarımıza, her birine ayrı ayrı, Nezih Bey, her şeyden önemlisi eşime, bu zaman sürecinde bana destek olduğu için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başka bir sorumuz varsa alalım. İnsanlar bizi bekliyorlar. Nasıl bir vadide neler olacak? Hareketli neler olacak? Yine aksiyonumuz var. Full aksiyon. Özellikle Kurtlar Vadisi seyircilerinin çok mutlu olacağına inandığım bir aksiyon filmi oldu. Ayrıca gündemimizle de çok ilgili bir durum var. Sınır ötesinde yaşanan şu günlerde Erbil ve o civarda yaşanan gündeme de bir göndermesi oldu filmin o günden, o zamanlardan. 15 Temmuz sürecinde, 15 Temmuz'un perde arkasında yaşananın aslında bir işgal sürecinin olabilme ihtimalini biz vermiştik. Yine burada da nasıl bir şey anlattığımızı filmi izleyenler, nasıl bir şey yaşandığını şu coğrafyada filmi izleyenler daha net anlamış olacaklardır diye düşünüyorum. İsmin de sonrasında olmadı, bayağı öncelerde oldu. Kurtlar Vadisi Darbe diye bir isim almıştık. Onun hikayesini bayağı anlatmaya çalıştım arkadaşlara. Biz onu 17 Aralık, 25 Aralık ve 7 Şubat MİT kriziyle ilgili bir sinema filmi yapalım düşüncesiyle Darbe ismini almıştık. Ancak domainini başka birisi almış, bu domain satanlar olduğu için onlar Kurtlar Vadisi uzantısı olan her şeyi alıp sonra satmak gerekçesiyle başvuruyorlar. Onu biz ekarte edip gece saat 12'de bunu almayı başardık. Ancak bunu almış olduğumuzdan dolayı Patent Başkanlığı bize suç duyurusunda bulundu. Biz daha öncesinde nasıl biliyormuşuz gibi. Acaba biz de o örgütle beraber mi adım atmışız suçlamasında bulundu. Patent başvurusu olan Anadolu Ajansı'nın haberlerinde de bulabilirsiniz. Enis Kunter, ismimi bile değiştiririm diyen arkadaşın patent başvurularına neredeyse gereği yapılmadan izinler verilmiş. Bunun örtbas etmesi için de herhalde benim gibi vatanını, milletini seven bir insanın
lekelenmesi daha ön plana çıkabilecek bir haberdi. Bu gerekçeyle yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ve biz de savcılıkta takipsizlik kararımızı aldık. Böyle bir suça gerek görülmediğini bütün araştırmalar sonucunda. Doğru söylüyor vallahi. Yani şeyi dışarı bekliyor. Vizyon tarihimizi anons edelim. Doğru. 29 Eylül'de sinemalardayız. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocamın da olduğu sahne. Buyurun buradayız lütfen. Teşekkürler. Buyurun. Bizi tarih bu taraftan. Her şey bu taraftan. Bir yerde kalabilirsek. Bir yerde kalabilirsek.